Diliyorum. Ayrıca emeklerin sesine ses verdiğiniz için, sesini duyurduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görevimiz, emekli vatandaşlarımız bugün ortaya konan gerçekliklere ne diyor Mahmut Bey? Size gelen telefonlar, sizin görüşleriniz, emeklilerin topluca görüşleri neye işaret ediyor? Bir zam oranı belirlendi ve emeklilerin zam oranı da bu TÜİK enflasyonu üzerinden belirlenmiş durumda. Ama emeklilerin günlük yaşamı, aylık geçim derdi nasıl şekillenecek, neye yarayacak bu zam sorusunu soralım. Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz emekliler olarak emeklilik hayatımızda tek arzuladığımız insanca bir yaşam modeliydi. Maalesef günümüzde gerek siyasetin rolü, gerek sizler gibi birkaç istisna medyanın dışında kalan medyanın rolüyle maalesef geldiğimiz nokta asgari ücretle yaşamak bile bizler için hayal oldu. Adı üstünde olan asgari yani en düşük ücretle yaşamak bile hayal oldu. Bugün zamlı haliyle en düşük emekli maaşına getirilen miktar 3500 TL. Asgari ücret adı üstünde asgari en düşük ücret 5500 TL. Bu bile Türkiye'deki emekliye bakış açısını ve emekliye biçilen rolü, yaşam tarzını çok açık bir şekilde ifade ediyor. Yani deniyor ki emekliler biz yıllarca bu devlete çalışıp peşin peşin vergimizi ödememize rağmen deniyor ki siz devletin sırtında bir yüksünüz. Emekli nüfusunun sayısal olarak da artmasından dolayı biz emekli nüfusundan kurtulmak istiyoruz diyorlar. Bunun Türkçe karşılığı budur. Kendi emeklisine yaşam hakkı tanımayan bir süreçten geçiyoruz. Ne olmalıydı Sayın Başkan? İşin doğrusu, doğru yöntemi, doğru zam oranı, beklentiler nasıl bir hesaba işaret ediyor? Maalesef şunu söyleyeyim, üzülerek söylüyorum bunu da. Az evvel de değindim. Biz artık hani bırakın öyle çok lüks yaşamayı falan. En azından dedik, emeklerin önce bir taban uygulaması yapılarak. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani 14-15 bin lira emekli maaşı alanda var. 2500 lira emekli maaşında alanda var. Şimdi %42'lik bir artışla 3500 lirayla 14 bin lira arasındaki makas gitgide daha da açılıyor. Ve düşük ücret alanların yaşam hakları elinden alınıyor. Biz önce dedik ki bir taban uygulaması yapılsın dedik. Yani diğer adıyla intibak yasası diyorlar ya, taban uygulaması yapılsın dedik. En düşük emekli aylığı asgari ücret oranına çekilsin dedik. Hı hı. Bu uygulama yapıldıktan sonra bütün emeklilere eşit oranda enflasyon farkı verilsin dedik. Maalesef bugün onun çok uzağındayız. Bunu üzülerek söylüyorum. Fakat şöyle bir sıkıntımız da var. İşte bakanımız çıktı. Bir dönem dedi ki gözlerimdeki ışıltıya bakın dedi. Topluma başka bir şey enjekte etmeye çalıştı. Fakat biz emekliler de buradan bakan beye diyoruz ki biz gözlerinize baktık ve ne demek istediğinizi anladık. Sizden de ricamız çıkın çarşı pazardaki etiketlere bakın. Emeklinin cebine bakın. O zaman emeklinin ne yaşadığını daha iyi anlayacaksınız. Maalesef ki bugün ülkeyi yönetenlerle yönetenleri seçenler arasında yaşamsal anlamda çok ciddi uçurumlar oluşmuş durumda. Ve kendisi de itiraf etti. Dedi ki evet biz üretenleri belli bir kitleyi enflasyona ezdirmiyoruz. Sadece dar gelirliler bu konudan şikayetçi ve enflasyona yenik düşüyorlar dedi. Aslında burada en güzel cevabı kendisi vermiş oldu ve bir nevi itiraf niteliğindeydi. Bugün geldiğimiz ve yaşadığımız sıkıntıların kaynağı da bu. Ve yine bu şeye gelirsek Can Bey, enflasyon verilerine bakın. Çok somut şeyler üzerinden gidiyor. Buyurun. İşte bugün TÜİK neye göre açıklıyor enflasyonu? Geçmişte de yaşadık. İşte pimpon topunu baz aldıklarını, buzdolabını baz aldıklarını. Fakat asıl çarşı pazar yani tüketim maddelerimiz, temel gıda maddelerimizin hangi orana geldiği. İşte bugün baktığımızda şekere %555, doğalgaza %300, elektriğe %260, motorine %302, ekmeğe %226, ayçiçek yağına %210 zam gelmişken enflasyon
bu orandayken bugün TÜİK'in açıkladığı rakam, ki az evvel bahsettiğim şeyler olmazsa olmazımız, hani elektrik, su, doğalgaz, ekmek, şeker, bunlar en temel ihtiyaçlarımız. Ama TÜİK'in açıkladığı rakam %42.35. Gerçekten inandırıcılıkla hiçbir alakası yok. Yine başka bir yerden örnek vereyim. İki türlü enflasyon kuru oluştu. Birincisi işte tüketim maddeleri ve benzer. İkincisi de döviz kurundan bahsedeyim. 2018 yılında biliyorsunuz emeklilere iki bayramda biner lira bir bayram açlığı verildi. Doğru. İkramiye demeyelim, yanlış anlaşılıyor. Çünkü ikramiye vermediler, bayram açlığı. O gün şartlarında 1000 lirayla biz 210 dolar alıyorduk. Fakat yıllara göre diğer yılları es geçerek en son geldiğimiz, düştüğümüz noktayı söyleyeyim. 2022'de emekli ikramiyesi 100 lira artarak 1100 lira olmuş. Ama döviz kuru karşısında alım gücü 66 dolara düşmüş. Maalesef bunlar en somut göstergeleri emeklerin geldiği noktada. İşte bununla ilgili de biz emeklere şükretmeyi algısını yaratmak istiyorlar. Maalesef emeklerimiz de bazı medyalarda her şey çok güzelmiş gibi bunun algısı yapılıyor. Fakat evde yaşam öyle değil. İşte emekli eline cebine attığında doğalgazını, elektriğini, suyunu ödeyecek bir rakamla karşı karşıya kalmıyor. Buzdolabının kapağını açıldığında tüketecek bir gıda maddesini maalesef dolabında göremiyor. Hatta bugün bakın, o az evvel bahsettiğimiz 1000 liralık emekli ikramiyesi 2018 yılında 800 ekmek alırken bugün 1100 lira olmasına rağmen sadece 220 ekmek alabiliyor. Her şey çok somut bir şekilde ortada olmasına rağmen ekonomik krizin faturasını getirip emeklere dayatılması gerçekten anlamış değiliz. Ve buna karşı da tepkiliyiz. Sadece bu yönümü hayır. Diğer yanıyla işte kaynak bahane ediliyor. Hatta bazı emekli dostlarımızla, işte sadece belirli kanalları izleyip bununla yetinen emekli dostlarımız da şunu söylüyor. İşte ülkede bir kriz var, idare etmek gibi. Ama eğer ülkede bir kriz varsa bunu işvereniyle, çalışanıyla, siyasetçisiyle topyekun paylaşmak zorundayız. Bugün baktığımızda milletvekili maaşlarına zam yapılırken sadece iktidar partisi için demiyorum, muhalefet partileri de dahil hiçbir tanesi bugün asgari ücretle çalışanlar, asgari ücretin altında çalışan emeklerin yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı biz bu zamı almayalım, yurttaşımızın yüzüne bakamayız demediler. Tek bir tane milletvekili demedi. Bu da eğer ortada bir yük varsa bu yükü toplumun her kesimi paylaşması lazım. Şüphesiz. Yine örnek versem, zamanınızı çalıyorum ama gerçekten çok büyük emekler olarak çok teşekkür ediyorum. Bugün bakın, ülkede köprüler yapıldı, hastaneler yapıldı, havalanları yapıldı. Ve hepsine köprülere geçiş garantisi, hastanelere hasta garantisi, havalanlarına yolcu garantisi verildi. Halbuki bunlar hizmet olarak itiraz etmiyorum. Olması gereken güzel hizmetler. Fakat birincisi rakamlarının yüksek olması, herkesin kullanamaması. İkincisi de herkes kullanamadığı için, yeterli sayıda geçmediği için o garantilerin yine bizim cebimizden karşılanması. Halbuki bunlar oralara verilene, garanti olarak verilene kadar asgari ücretliye, emekliye verilmiş olsaydı bugün belki başka şeyleri konuşuyorduk. En azından 3500 liraya yükseltilen emekli maaşları belki asgari ücret oranına çekilmiş olabilecekti. İşte bizim itiraz ettiğimiz yanları bu. Milli gelirden bizlere düşecek payların kimlere servis edildiği veya kimlerin daha rahat yaşaması için sunulduğuna itirazımız. Yine bakın bir örnek vereyim. İşte hepimizin hatırlayacağı gibi Yunanistan'da bir kriz olmuştu. Ve o gün başbakanı, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız kalktı dedi ki hamdolsun güçlü bir ekonomimiz var. Bize uğramadı, teğet geçti dedi. Hı hı. Ama krizin ortasındaki Yunanistan'da 1500 euro maaş alan emekliler sokağa indiler ve dediler ki biz 16. maaşı istiyoruz. Yani yılda 12 maaşla beraber 4 tane de ikramiye istiyoruz dediler. Ben de Türkiye'de eğer ki ekonomimiz iyi, biz de milli hasıladan payımızı düşen insanca yaşayacak, insan onuruna yaraşır emekler adına bir ücret istiyoruz. Ve bunu isterken de
taleplerimiz var. Nedir bu taleplerimiz? Bir, biz öncelikle taban uygulamasının yapılmasını istiyoruz. Bu uygulamayı yapılmadıktan sonra verilen artış düşük emekli aylığı alanlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Önce herkesin düşük ücret alanların asgari ücret oranına çekilmesini, bu uygulama yapıldıktan sonra da üzerine enflasyon oranında zam yapılmasını, tabii, bir nebze de olsa düşük emekli aylığı alanların rahat bir nefes almasını sağlamaya çalışmalıyız. Bugün artık biz emeklilikte bırakın hani tatil matil yapmayı, bu tip şeyler çok lüks oldu bizim için. Sadece ölmemek için temel tüketim maddelerinde geçtik. Nasıl sadece ekmek alarak yaşarız? Bunun hesabını yapıyor emekliler. Maalesef bu noktalara geldik. Bu noktaların çıkışı da birazcık emeklere de düşüyor. Biliyorsunuz geçmişte bazı Avrupa ülkelerinde işte bu yaşanan ekonomik sıkıntılarından kaynaklı farklı farklı eylemlikler oldu. İşte sarı önlüklüler oldu İtalya'da, Fransa'da, bilmem nerede gibi. Fakat Türkiye'de biz 13,5 milyon emekli olarak sendika kurup emeklilerin taleplerini toplu sözleşme pazarlığıyla almak istiyoruz. Birilerinin lütuf olarak bize sunduğu, iki dudağının arasında olduğu haklar olarak değil. İktidarıyla muhalefetiyle bizim haklarımızı belirleyen siyasi partilerin olmasını istemiyoruz. Eğer emekliler hak alacaksa emeklilerin örgütleri var, sendikaları var. Bu sendikaların kapatılma süreçlerinin önündeki engeller kaldırılmalı, özgür toplu sözleşme hakkı tanınmalı ve emeklilerin, evet, taleplerini emekli örgütleri toplu sözleşme masasında pazarlık yaparak emeklilerin talepleri doğrultusunda almalı diyoruz. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Emekli vatandaşlarımız ne yaşıyorsa, ne düşünüyorsa, ne talep ediyorsa tüm yalanıyla, tüm çıplaklığıyla anlattınız. Umarız duyması gereken yetkililer işitirler. Duymaları gerektiği gibi işitirler, duymaları gerektiği gibi ya da ortaya koymaları gerektiği gibi çözüm önerileri en yakın zamanda gelir. Emekli vatandaşlarımızdan çok sayıda mesaj alıyoruz yayının başından bu yana. Zannediyorum büyük ölçüde Sayın Başkan özetledi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Zannediyorum bir cümleniz daha var. Kalan bir dakikalık, evet, vaktimizde, evet, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim emekliler için. 13,5 milyon emekli var. Buradan onlara sesleniyorum. Bizler sendika kurduk. Mücadelemizi sürdürüyoruz. İşte az evvel örnekler verdim mücadele eden. Rengimiz de mavi. Bizler de bu saatten sonra Birleşik Emekliler Sendikası olarak 13,5 milyon emeklinin haklı taleplerini dile getirmek için, evet, alanlarda olacağız. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve bu çarşamba günü de buradan 13,5 milyon emekliye sesleniyorum. İstanbul Maltepe'de TÜİ'nin önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Tüm emekli dostlarımızı da duyarlı olmaya, haklarını aramaya davet ediyorum.